Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Özgür Özel bugün Manisa'da, oradaki temaslarından yansıyanları sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Gelelim şimdi belirlenmiş olan adaylar konusuna. Hatay'a yoğunlaşılıyor. Lütfü Savaş'ın, yani mevcut Hatay Belediye Başkanı'nın tekrar aday gösterilmesine tepkiler de var Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. İşte bu konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepkilere yanıt verdi. Diyor ki Özgür Özel, alternatif yok. Alternatif bulamadık. Kırsaldan oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık diyerek neden Lütfü Savaş'ın bir kere daha aday gösterildiğini açıklıyor. Geçtikçe seçim zora giriyor, gün geçtikçe önümüzü açın, seçimi alacağız diyorlar Hatay'da bize. Belediyecilikte anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık biz, 4 kere ölçüm yaptık diyor sevgili izleyenler. Bu arada Özgür Özel Manisa'dan verdiği mesajlarda ben o çalışmalara bakıyorum demişti. Ve o çalışmalarda önde olmayan birini de babamın oğlu olsa aday göstermeyiz demişti. Bunu da hatırlatalım sevgili izleyenler. Geliyorum Yılmaz Büyükerşen konusuna. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen önümüzdeki seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Yılmaz Büyükerşen'le birlikte çalışan isim, genel sekreter, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ayşe Ünlüce. Özgür Özel bir paylaşım yaptı. O paylaşımda Yılmaz Büyükerşen'le fotoğrafına yer verdi. Bozkır'ın ortasında bir cennet dedi Eskişehir için. Anadolu'da bir Avrupa kenti yaratan, 25 yıl büyük bir özveriyle yönettiği Eskişehir'i bugünkü haline getiren ve bayrağı 54 yaşında bir kadın adaya, Sayın Ayşe Ünlüce'ye devreden hocamız Yılmaz Büyükerşen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de, bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımızın üzerinde olacak. Birlikte çalışmaya ve engin tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz dedi sevgili izleyenler. Peki Yılmaz Büyükerşen ne diyor? O aslında aday olmak istediğini İpek Özbey'e söyledi. Zaten aday olduğunu da açıklamıştı, aday adayı olduğunu daha sonra. Ve üzülmedim ama kırıldım demiş Yılmaz Büyükerşen. Yine şunu da belirtiyor, Ayşe Ünlüce'nin aday olmasını kendisinin de istediğini vurguluyor. Buradan devam edelim. Ünlüce'ye nasıl destek veriyor? Bir paylaşım yaptı Yılmaz Büyükerşen. Dedi ki, Eskişehir'e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanıyla bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve açıklanan adaylar, açıklanmayan bazı büyükşehir belediyelerinde adaylar çok konuşuluyor. Antalya üzerinden sorular var ve İzmir'in adayının da açıklanması bekleniyor. Kararlarımız parti tüzüğümüze, parti teamüllerimize, geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhuriyet Halk Partisi 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın parti meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesi gerek yurttaşlarda gerekse siyaset sahnesinde tepkiye yol açtı. Partimizin yetkili kurulları, yetkili organları büyük bir titizlikle gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bilindiği üzere Hatay, Türkiye'nin 5'te 1'ini yıkan depremlerde en çok zarar gören illerin başında geliyor. Savaş, depremde çöken Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan müteahhiti hakkında, kendisi idealist bir insan, belediye bu işi yapanlar çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz demişti. Sözcüden İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özgür Özel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaş tercihinin nedenini alternatifsizlik olarak yorumladı. Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Ankette kaç kişilere farklı sorular sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği en çok oy alan aday o oluyor. Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapmam. 5 birim oy çıkıyorsa 3 birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.
Öte yandan henüz belirlenemese de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için mevcut Başkan Muhittin Böcek ismine de hem parti içinde hem de kamuoyunda büyük tepki var. Muhittin Böcek'in örgütte bir desteği yok ve Antalya'da halk desteği çokmuştu. Kendi tabanınızda adayınızı kabul ettirmeniz lazım. 2013'te Antalya'da 300 öğrenci kapasiteli kız yurdunun yönetim kurulunda Bilal Erdoğan'ın da olduğu TÜRGEV'e devredilmesi kararı CHP'li belediye meclis üyesi Songül Başkaya'nın açtığı dava sonucu iptal edilmişti. Ancak 2019'da göreve gelen Böcek yönetimi bu kararı temyiz ederek yurdun TÜRGEV'de kalmasının önünü açmıştı. 49 yıllığına TÜRGEV'e verilen Antalya Kepez'deki kız öğrenci yurduyla ilgili işlemler daha sonra kamuoyu baskısıyla iptal edildi. Ancak bu bina TÜRGEV'in resmi internet sitesinde hala TÜRGEV yurdu olarak belirtiliyor ve vakıf orayı kullanmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta yapacağımız parti meclis toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum. Öte yandan 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yılmaz Büyükerşen bir televizyon programında partisinin kendisini aday göstermeme kararını değerlendirdi. Genel başkanla Ankara'da görüştük. Anketlerin sonuçlarında benden memnuniyet 100 üzerinden 80 çıkmış. Fakat demişler ki bu tamam da acaba Eskişehir'de değişim isteniyor mu istenmiyor mu? O da anket. Anket olunca zaten kırıldık. 25 senede eğer partilerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı. Kırıldık, burkulduk biraz. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. CHP lideri özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyükerşen'e teşekkür etti. Özel paylaşımına Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de, bir eli ülkemizdeki tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımız